Şimdi bir video daha var. Editörümüz Sinan yeni hazırladı. İsrail savunma güçleri yine onların bir propaganda videosu. Tünellerden birinin içine girmiş, içinden yayın yapıyor. Ses var mı arkadaşlar videoda? Yabancı muhtemelen anlamayacağımız bir dilde konuşuyor. Yani İbranice konuşuyor. İbranice konuşuyor. Çok temiz bir tünel. El Şifa Hastanesi'nin yakınında olduğunu iddia etmişler tünellere dair bize bu video neler söylüyor bunu yorumlayalım. Bunu da yani gerçekten hani hani e, savaşarak ya çatışarak ele geçirdikleri bir tünel evet. değil bu. Şifa Hı -hı. hastanesinin altında e, İsraillerin o hastanenin yapıldığı yıllardan kalan tüneller bunlar. Yani burada eğer tabii ne dediğini bilmiyorum nasıl girdiler ya e, da çatışarak mı ele geçirdiler Hı -hı. bilemiyorum ama tünellerin ne maksatla kullanıldığını mı anlatıyor? Ne ne ifade ediyor bilemiyorum tabii şu anda bilemiyorum. Yani burada bir de temiz bir e, video var. İçeride eee bir herhangi bir askeri B şey teçhizatı rastlanmıyor. Bakın bayağı içeride tuvalet falan yapmışlar. Yani Hamas'ın komuta merkezi buradaydı. Şimdi bu ifade ettikleri bir şifa şey var. Şifa hastanesi. İçerilerde değil mi hocam? Şifa hastanesi. Yani bu, o, içinde o bayağı şey falan var. Bakın banyo, nasıl, tuvalet zamanda, falan var. Aslında o, bunu hani ilk bu kez görüyoruz böyle diyebilirim. Öyle yani. e, arkadaşlar sığınak burası. Efendim? Şifa hastanesinin sığınakları. Gübra Hanım şöyle, dün o eski başbakan mıydı ifade eden Şifa Evet, adı. eski Ebu Barak başbakanın Ebu dediği, Barak. evet komutanım, Ebu Barak'ın dediği şöyleydi ifadesinde. Hı hı. Bu tünelleri biz hastanenin yani tıbbi amaçlarla bölgede operasyonel dedi. O operasyonu farklı algılamamak lazım. Yani hı. tıbbi anlamda hastanenin genişletilmesi çerçevesinde yapılan yerler. Şöyle baktığınızda da işte tuvaleti vesaire işte kolaylık tesislerine falan baktığınızda burası böyle bir yani şuralar mutfak, mutfak var içeride. Ya, bu böyle e, mutfak, farklı banyo, değerlendirilir. Ev. Evet. Hani e, bunu da e, ne maksatta kullandığını iyi değerlendirmek lazım. Yani işte böyle tertemiz pırıl pırıl bir tünel bulduk. İşte Hamas'ın tünelleri bu diye anlatmasının da biraz çok inandırıcılığı yok diye değerlendiriyor. Var mı? Tamam, bu, bu, bu video tünel, çok ilginç bir, dakika, bir video. Biraz girdi. daha izleyelim. O tüneller tamam. birbirine bağlıysa yürüyüp gitsinler oradan. Hadi. <laughs> <Yalan gülüyor> Devam <içinde>. etsinler. <laughs> Devam etsinler. Evet bayağı arkada ya yani burası, burası 5 odalı 2 salon bir ev gibi. Hayır, sığınak, Bu arada sığınak, yönetmenim bir ortaya burası, videonun kendisi Sığınaklar. monitörden Sığınakları hı. arkadaştır. Sığınakları, sığınakları diyorsunuz. Evet Hamas'ın yani sığınakları. Yani evet. sığınakları tünel diye Şimdi, evet. anlatıyorlar. El Zaten Hasan. tüneli bulmuşsa bir kere girmişsen devam et oradan. Ama evet, ama Hasan Bey. E, bütün tünel... Çağlar Bey'in sesini duyalım. Bir videoyu ortada tam görelim. Çok zor anlıyoruz Hasan Bey, böyle. Bütün, biz şurada yanlış düşünmeyelim ama yani bütün tüneller birbiriyle labirent biliyorum. şeklinde Bilmiyorum. bağlantılı Onun olmayabilir. Onun sonunu görelim diye Onun için ee... Yani bu arkadaş yürüsün gitsin tünelin sonunu yo, görelim yani. Videodan gidiyor? değil orijinalinden görelim yönetmenim. Ha. Hangi tünelin evet. sonuna gidiyor? Onu görelim yani. Klimalar var bu arada videoda. Tabii ki. Yani. Şey Ama şey Başbakan mi? zaten dedi ki ya ben onu şeyinde de dedim. <laughs> biz buraları ameliyathane olması için yaptık Hiç o dönem. İfade döne. ediyorum ya. 20 yıl önce biz o bu şekilde şey. kendimiz yaptık dedi. Hatta sunucu inanamadı bir tekrar ettirdi. Hayır dedi evet. biz yaptırdık dedi bu tüneli. Ama pul vardı. Ama pul inanamadı. Evet sonra evet sonra. evet. Şey e, Ya yani şu ha, o yapı da oraya benziyor zaten. Yani. O da inanamadı. Emin misiniz filan. Bir de şu var eee Kübra Hanım değerli katılımcılar. <laughs> Şimdi bu tünellerle ilgili ee, şeyin orada e, El Kassam'ın önemli bir lideri var. Yahya ee, Yahya Sin Yahya şey var. Evet. Yahya Bin var. Şunu söyledi. O da çok altı çizili. Kaçırmamak lazım onu. İşte 2015'teki çatışmalardan, 2016'daki yaşananlardan günümüze kadar İsrail dedi bizim elimizdeki tünellerin %19'unu ancak görebildi dedi. %19'unu. Yani e, ifade edilen 500 kilometrelik bir tünel ağından bahsediliyor. Tabii o da teyide muhtaç. <laughs> Ancak şöyle baktığımızda e, El Kassam Tugayları bu bölgeyi ta işte 2005'te iktidara ele geçirdikten sonra başlamadılar. Bu bölge aslında 96'dan beri buradaki tüneller yapılıyor. <laughs> Hamas e, El Kassam bunu tabii daha da geliştirmiş, üzerine koymuş ve şeyi incelemişler yani açıkçası. Hamas'ın e, şey Gazze bölgesini incelemiş. Şunu iyi bir savaşçı bunu arazi iyi değerlendirir. Hele ki savunma pozisyonundaysanız. O savunma, savunulacak alanı kendi inisiyatifiniz doğrultusunda değerlendirirsiniz ve düşünmüşlerdir. Ben burada yüzeyde savunmayı kabul edersem imha olur. Mescum mahallelerde. Hmm. Öyle ya da böyle. Bakın bayağı sigorta sistemi. Evet. Bu arada video çok enteresan yani. ilerledikçe başka detaylar görüyoruz. Ee, bayağı İçeride fayanslı mutfaklar, işte banyolar, Müzetler. şartala şartelli bir elektrik sistemi. Adeta bir yaşam alanı aslında evet. burası yani. Sadece Burada, 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 burada bu adam çok YouTuber özür dilerim. Ben bir bağlayayım mi? iki konseptin asker çatışmasını. Asker bildim. Bu YouTuber. Şimdi çok özür dilerim. Bir Yo, şey ifade etmek bilmiyorum. istiyorum. Bilmiyorum ona asker evet, galiba. Evet. Bu YouTuber. Öyle mi? YouTuber Hı. mı? Sinan bir bak bakalım. Bir YouTuber Şimdi, diyor e, bunun için. Daha önce bir YouTuber görüntülemişti. Bu yeni galiba. Bir de bu kadar kendi kimliğini göstermez zaten ya. Yüzünü çok açık gösteriyor. Asker yani, olsa değil mi? Kendine bir dünya ya Adı falan da belli. Mi? Adı da yazıyor sol taraftan. <laughs> yazıyor mu? Şurada adı var. <laughs> ama, ama tabii... Asker şöyle paylaşılmış mi? anlatayım. İsrail Savunma ücret. Kuvvetleri Üç X hesabından sevgili dünya bu görüntüler sizin için yeterli mi diye yeni paylaşmış. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin paylaştığı bir video. Ama Aa, bu gerçekten e, ilginç. Bu zaten evet. hani tüneller olduğunu zaten biliyorlar. Bu tünelin burada olmasının yani bir e, e, İsrail'e karşı olumsuz bir etkisi yok ki. Zaten aradıkları, bulmaya çalıştıkları ve bilinen savunma konsepti. Hı hı. Onu söyleyecektim ben demin. E, el Kassam Tugay Hamas arazi değerlendirdiğinde Kübra Hanım şöyle bu e, satı üzerinde buradaki savunmayı değil, tam tersine bütün savunmasını başlangıçtan hani 2005'lerden günümüze kadar hı hı. yarın bugün burada çatışma olduğunda veya bir sürece girildiğinde biz burada savaşı şehir altında yapacağız üzerine kurgulamışlar bütün savunma sistemlerini ciddi. Hı -hı. Çünkü bu tüneller Hamas için de bir nevi e, ağırlık merkezi olarak değerlendiririz Yani çünkü savaş başarı elde etmeyi sağlayacak olan bölgeler. İsrail de buna evet. karşı olarak e, e, şeyi geliştirdi. Stratejik sabır diye bir konsept. Yani ben tünellere girmeyeceğim. Hiçbir şekilde girmeyeceğim. Sen aşağıda doğal yollardan yok olacaksın şeklinde asker bir konsept. Galiba. konsept şey asker galiba şey var. Asker asker ee, belli mi? yani rütbesi vesaire. O piyade işareti yani o şu. Oradaki işaret. Orada bir yerde takıldılar bu arada. Ya çökmüş ya da böyle bir kapak gibi bir şey Hacan, var. E İleri gidemiyorlar. Eklemlendirilmiş, embedit mi Ne diyorduk? Embedit. İliştirilmiş, yani. i̇liştirilmiş. İliştirilmiş, iliştirilmiş, iliştirilmiş Evet çok güzel. İliştirilmiş, iliştirilmiş. bir. Yani bir de şu var. Ben özür dilerim. Söylemek istiyorum. Madem tünellere bu şekilde girdiniz, Hı -hı. çatışarak girdiniz. Hani ele geçirdiniz as şey? El katsam aske. Şey, yani hiçbir yani komutan hiçbir komutan, hiç bir, hiç bir, gör bir gör komutan böyle bir muharebede ben şahsen birliğimi sokmam böyle bir şeyin altına. Evet. Komutan. Yani <laughs> yer altına niye sokacağım? sok? Oradan dursunlar. biri çıksa karşısına ateş açsa? Evet aşağıda dursun. Yiyeceği bitinceye kadar işte sadık sabır diye söyledi evet, arkadaşım. Yani sadık sabır bekleyecekler. Ne kadar bekleyecekler? Bekleyecekler ölünceye kadar bekleyecekler. Ya, Hamas da yani. kadar bekleyecek? Ee, çıkarsa vuracaklar. Hocam, e, ee, tamam. bütün yani şimdi, şeyleri bulamıyorlar. Konsept bütün her bulamıyorlar. bir, bir de şu var. Bir abi, de tabii. şu var komutanım. Yani hani yani Hamas Hamas böyle hani yıllardır bir efsane gibi anlatılıyor değil mi? Yani ya hiçbir yani, şey efsane değil hocam. Bazen yani, videolarını da görüyoruz hani böyle hani, bir e, asker şeyinde nizamında videolarını da görüyoruz. Erkasam. Eee Hamas'ın askeri kanadı. Şimdi, <coughs> ve şeydi yani işte İsrail girerse perişan olur diye bir evet, şey var, bir vardı. Oluyor ama oluyor. şimdi Dünyaya. şunu açıkta konuşalım. Ben şahsen hani beklediğim bir Hamas göremedim yani. <laughs> İsrail isra, isra, bu göre göremedinizi oluyor hocam. göremediğin yani. için efsane oluyor. Ama ama görsen olmaz o <laughs> efsane. Ama... Yani. Hasan Bey direnmiyorsan, Nasıl direnmiyor? direnemiyorsan, savaşamıyorsan Hocam şöyle bir şey bakın. Savaş nerede? Savaş ne ya? Biraz evet yani... bak arkadaş İs İsrail, İsrail bakın Hizbul çok özür dilerim. Estağfurullah. Hizbullah'la Lübnan'ın güneyinde bir tutuştu, bir girdi meskun muharebesine çekildi, perişan oldu. 2005'te. 2005'te. 2006'da. 2006. 16. 32 gün sürdü Heh, savaşta. Evet. Şimdi İsrail yendi. Hizbullah İsrail yendi. Şimdi Hamas'ın e, birlikleri El Kassam canını okuyor ya. Nerede? Yani ve, nerede mi? Evet. <laughs> ya e, şu anda kendi açıkladıkları rakamlar bile e, bine yakın e, şeyin kaybı. Tünelleri tamam. tünelleri içindekileri görmüyoruz tabii. Tüneller içinde ya, ne var? Şu, şu... Bizdeki bilgiye göre de en az 3 katı kayıpları. Yalnız yani. bunu biraz genişletmek için hem Çağlar komutanımıza bir şey sormak istiyorum tabii. ben. Tabii. O da şu İsmail Akkıp da herhalde cevap verecektir. Ya şimdi muazzam bir tünel yapılanmasına büyük bir mühendislikten bahsediyoruz ve görüyoruz da belli ki gerçekten şehrin hemen hemen her yerine bir tünel kazılmış. Tam olarak ne kadar kilometre olduğu da bilinemiyor. Yani tahmin ediyoruz sadece hmm. tahminlerimiz. Şimdi bunu yapmakta sizin söylediğiniz gibi 90'lı yıllardan itibaren başladılar evet, diyorsunuz. 96'lardan. Hamas'ın Hamas'ın gelmesiyle beraber arttı. 2006. Burası her ne kadar binaların içinden başlasalar da neticede bir toprak çıkıyor. Neticede bir, bir, hmm. bir dolu bir mühendislik o yani ellede Kazacak hali yok. Beton lazım, Beton lazım, lazım bilmem ne neler. Ya bütün bunları. Fayans lazım. U, evet. Mutfak uydudan, tabi. Uydudan izleyen, her şeyi adım adım izleyen ve dünyanın en büyük istihbarat örgütü olduğunu söyleyen Mossad, <laughs> burnunun dibindeki bu yeri, hadi o 7 Ekim'de gafil, avla, ga, gafil, gafil avlandılar. Hadi 7 Ekim günü gafildiler o gün diyelim tamam. Ama yani yıllar yılı devam eden bir şantiye faaliyeti var orada yani. Hiç aklına Bildiğiniz... bile gelmemiş hocam. Nasıl? Değil mi? Evet. Düşünmemişler. De, i̇stihbarat almamışlar. İçinde adamları yok. Evet. Oradan bilgi gelmemiş. Yani topu şey e, nedir o toprağı görmemişler. Harfi afriyatı görmemişler. Ve uyumuşlar mı yıllar gibi? Evet, Mesela 20 sene uyumuşlar mı? Mosadın ve şeyin. O zaman Mosad e, efsanesi çöküyor. Şaban da dediği e, hani şey İsrail, Hamas çöküyor ama Mosad da çöküyor. E, i̇çi boş oldu. Kim Mosad çöktü ya, de, de Çok de, önemli de. bir şey söyledi. Ha ne dedi? dedi. De. Çok önemli bir şey. Söyledi. İçi boş oldu. Onu bir daha söyler misiniz? Yani Mosadın da. Ee, İsrail kara kuvvetlerinde içi boş olduğu evet. buradan anlıyoruz. Evet, evet. Aslında yani sadece algı operasyonu yapmışlar. Haberi yani. olan Mossad efsanesi çöktü arkadaşlar. Evet. evet. Şöyle de bir şey daha ilave edeyim Gürkan Bey sorunuza. Hasan ha. Bey orada güzel bir tespitte bulundu. Ee, Kassam Tugayları öyle bir strateji izlediler ki yani karşı saldırı olmayacakmış. Hayat normal akışa dönmüş şeklinde bir uyuyan hücre pozisyonuna geçtiler ki son bir buçuk yıl dinlemeyi bıraktı İsrail karşıları. Evet. Bu çok büyük bir aymazlık çok önemli. Bu birincisi, ikincisi ya tamam bunlar kabullendiler. Artık biz Hamas'ı kontrol altına aldık. Buradan bize tehlike gelmez düşüncesiyle Netanyahu'nun şu anda en çok canının yandığı nokta şu. O Gazze'nin civarındaki bulunan birliklerin %73'ünü Batı Şeria'ya kaydırdı. Evet. En büyük Hı. hatalardan biri de buydu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada o tabi Batı Şeria'yı almışlar ama Batı Şeria üzerine evet. yoğunlaşmışlar büyük bir ihtimalle. Öbür tarafları ihmal etmişler. Ama şimdi siz bu durumda Amerika olsanız ve İsrail olsanız ya da Amerika olsanız, İsrail bu durumda bırakıp gider misiniz? Yani, yani şunun için diyorum e, çünkü bölge bölgeyi kontrol edecek kimse yok. Kalmıyor tabii. Mümkün yani bölgeyi kontrol edecek kimse yok. Kime kalacak bölge? Ya İran'a kalacak, ya Türkiye kontrol edecek, ya Mısır kontrol edecek. Evet. Ya da YPG'yi devlet hissicekler. De ya de. YPG'nin gücü yetmedi efendim. YPG'nin yani YPG bunların bunlardan daha kötü. Bunlar hiç olmazsa bir askeri yarışı falan var yani YPG daha kötü.